Her çağda şartlar ne kadar ağır olursa olsun, umutsuzluk ne kadar çok olursa olsun, muhakkak ki inananlar için mutlaka bir Nuh'un gemisi vardır diyor rahmetli Sezai Karakoç. Biz dünyaya geldiğimizde beynimiz berrak bir bardak su gibi düşünün, çok temizdi. Korkularımız, kaygılarımız, dertlerimiz, sıkıntılarımız yoktu. Berrak su, öyle düşünün. Fakat bu berrak suya siz zifiri renkte su aktarırsanız, kirli suyu aktarırsanız zaman ilerledikçe bu berrak su kararır. Yani o berrak suya dertleri, tasaları, korkuları, kaygıları yüklerseniz, öğrenilmiş çaresizlikleri yüklerseniz beyni insanın çaresizlikle doluyor. Her seferinde söylüyorum değil mi? İstatistiklere göre, yapılan çalışmalara göre istatistikler onu söylüyor. 18 yaşına kadar her insan Amerika'da 144 bin kere çaresizlik öğreniyor, olumsuzluk öğreniyor. Avrupa'da bu biraz daha fazla, Türkiye'de 455 bin çaresizlik öğreniyor. Yani bir işin nasıl yapamayacağını öğreniyor insanlar. Öyle öğretiliyor. Öyle öğretiyorlar. Buna ne deniyor? Öğrenilmiş çaresizlik. Sonucu ne? Sonucunda da Stockholm sendromu diyorlar değil mi? Yani biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur. Geçmişte zamanın birinde Stockholm'da bir sirk yanıyor. Sirkte bulunan filler kaçamıyorlar. Aslında çok güçlüler. Fakat onlar bağlı olduklarını zannettikleri için biz zincire bağlıyız ve kaçamayız diye düşündüklerinden dolayı çaresizlik öğretildiği için bu hayvanlara kaçamadıklarını düşünüyorlar ve kaçmıyorlar yangından ve hepsi de yanıyorlar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla insanların büyük bir kısmı da öğrenilmiş çaresizlikle beyni dolduğu için Stockholm sendromu yaşıyorlar. Yani işin içinden çıkamayacağını zannediyorlar. Yani derdim var, dermanım yok diye düşünüyorlar. Fakat biraz önce dediğim gibi her dönemde, her karanlığın arkasında bir ışık var. Her dönemde de bir kurtuluş gemisi var sevgili arkadaşlar. Şimdi peki bu öğrenilmiş çaresizliklerden nasıl kurtuluruz? Sevgili arkadaşlar, öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmanın yolu biraz önce size temiz berrak bardaktan bahsettim. Bunun siyaha döndüğünü söylemiştim. Şimdi bu siyaha dönmüş bardak yani içerisinde siyah koyu renkli suyu nasıl o çaresizlikle dolu bardağa berrak suyu aktardığınızda tekrar çareyi, çözümleri, yöntemleri, taktikleri yani bilgiyi doğru bilgiyi oraya aktardığınızda ne olacak? Tekrar berraklaşacak, tekrar rengi açılacak. O bardağın içerisindeki sıvının rengi açılacak sevgili arkadaşlar. Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmanın yolu çareyi öğrenmektir. Doğru yöntemleri öğrenerek insan işin içinden çıkar. Yani şunu bilmen lazım. Her zifiri karanlığın arkasında mutlaka ve mutlaka aydınlık. Şöyle ki, tamam bunu bilmen yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunun için mindset gerekiyor. Mindset, bakış açısı, sağlam bir inanç, tamam mı? Sağlam bir inanç. Öyle inanç ki, hani Musa aleyhisselam öyle inandı ki, o kadar sağlam inandı ki, hani böyle çıkış yolu yoktu değil mi? Herkes onunla beraber yolculuk yapan, o denize gelip de artık denize dayanmış kurtuluş yolu olmayan yere geldiğinde herkes mırıldanmıştı arka tarafta değil mi? Ama Musa Aleyhisselam'ın bir inancı vardı, bir mindset'e sahipti o. Hiç korkmadı. Diğerleri mırıldandı. Dediler ki ya işte bak işin içinden çıkamayacağız. Arkamızdan Firavun geldi. Bizi kesip doğrayacak. Korku geldi değil mi? Korktular, heyecanlandılar. Böyle bir çaresizliğe düştüler, üzüldüler, depresyona girdiler. Ama Musa Aleyhisselam öyle bir bakış açısına sahipti ki, öyle bir mindset, öyle bir inanca sahipti ki ne dedi o zaman? Şu cümleyi söyledi. Ben Allah ile beraberim, o muhakkak bana çare gönderecek dedi. Sadece bunu dedi sevgili arkadaşlar. İnandığı bir şeyi, o bakış açısını cümlelere aksettirdi. Söyledi bunu ve birden çaresizken
çare geldi ve deniz ortadan ikiye ayrıldı. Kurtuluş geldi aslında. İnananlar o yoldan ilerlediler, kurtuldular, karşı tarafa geçtiler. İnanmayanlar, onlar da o suda battılar sevgili arkadaşlar. O yüzden sağlam mindset'e sahip insanlar her zaman kurtuluyorlar. Her zaman onlara çare geliyor. Onlar her zaman derman buluyorlar ve rahatlıyorlar. Fakat korkanlar, mindset'e sahip olmayanlar, yani o inanca sahip olmayanlar, o bakış açısına sahip olmayanlar, onların içi kararıyor, üzülüyorlar, işin içine çıkamayacaklarını düşünüyorlar ve onlar kurtulamıyor işte. Ömrünün sonuna kadar çaresizlik içerisinde boğuluyorlar aslında. Şöyle bir video görmüşsünüzdür belki. 30-40 santim yüksekliğinde bir su var sevgili arkadaşlar. Orada bir çocuk, 1 metre boyunda bir çocuk orada heyecan yapıyor ve sanki boğuluyormuş gibi o suyun içerisinde hareket ediyor. Sonra birisi onu ayağa kaldırıyor, dik tutuyor. Dik tutunca anlıyor ki su o kadar derin değilmiş aslında. Yani bu çaresizlik aslında o kadar kötü bir şey değilmiş, çare varmış diye düşünerek birden korkudan kurtuluyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, siz de şunu bilin. Çaresizlik tamam var. İnsanların büyük bir kısmı hele şu dönemde çaresizliğin içerisinde olduğunu düşünüyor. Her taraf kapkaranlık, zifiri karanlık ve tünelin sonu görünmüyor diye düşünüyor. Tamam, %98 bu. İstatistikler bunu söylüyor. Fakat burada vermek istediğim mesaj şu. İşte bu karanlığın arkasında inananlar için, mindset'i düzgün olan, sağlam olan, cesur olan insanlar için mutlaka bir aydınlık var. Çare var, derman var. Bunun için sadece inanman yeterli. Dik durman gerekiyor. İşte Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi orada dik durdu. Kalbinden zerre kadar korkuyu geçirmedi. Muhakkak bana Allah yardımcı olacak dedi ve deniz ikiye ayrıldı sevgili arkadaşlar. Bu bizim için de geçerli. Sen de cesaretini toplayıp dik dur, bak göreceksin arkasından çare gelecek. Şunu da eklemek istiyorum. İstatistiklere göre yine korkuların %96'sı hiç gerçekleşmeyecek korkular. Yani hayatında hiç olmayacak, gerçekleşmeyecek, real olmayacak korkular. Yani %4'ü sadece gerçekleşebiliyor. %96'sı gerçek değil. Bunu da bilmeni istiyorum. Dolayısıyla gönlünü ferah tut. Çaresizlikten kurtulmanın yolu çarenin gelmesi. Çareyi doldurman gerekiyor. O kabı, o biraz önce tarif ettiğim kabı çareyle doldur, berraklaşsın. Yani o gönlünü, kalbini, beynini çareyle doldur, göreceksin, berraklaşacak, sen rahatlayacaksın, sen huzura kavuşacaksın. Çareyi kalbine, beynine indirirsen, müsaade edersen olacak ama. Sen eğer müsaade etmezsen yine dik kafalı bir şekilde hala insanların genel olarak davrandığı gibi davranırsan yok, işin içinden çıkamayacağım, yine başıma sıkıntılar gelecek. Bu işin içinden çıkamayız. Daha büyük krizleri yaşayacağız. İşte öldük, bittik, yandık. Anlatabiliyor muyum? Bunlara inat edersen ben sana garanti veriyorum. Evet, bunları o zaman sen yaşayacaksın. Çünkü sen bakış açına göre, gönlüne göre çekiyorsun olayları. Yani gönlüne göre veriyor Hazreti Allah. Gönlünde ne varsa onu yaşayacaksın. Mıknatıs gibi çekeceksin. Gönlünde korkuların, kaygıların varsa o korkuları, kaygıları hep yaşayacaksın. Hep korktukların başına gelecek. Mıknatıs gibi çekeceksin. Çaresizlikleri kalbine koyduysan hep çaresizlikleri yaşayacaksın. Ben de sana artık müsaade et. Çarenin kalbine, gönlüne, beynine girmesine müsaade et diyorum. Müsaade et ki o çaresizliklerden kurtul. Çareyi beynine, kalbine, gönlüne koy. O zaman çare gelecek önüne hep. Derman gelecek, çözümler gelecek, huzur gelecek, mutluluk gelecek, bereket gelecek. Bu sana bağlı. Senin müsaadene bağlı. Sen müsaade edersen oluyor. Peki
çareyi kalbime, gönlüme nasıl koyacağım hocam? Bunu belki yıllardan beri denemişsindir, kişisel gelişim yapmışsındır, kitaplar okumuşsundur. Belki tek başına yapamamışsındır, bunu da söyleyebilirim. Hani tek başına araba sürmeyi öğrenmek az kolay veya mümkün değil, öyle diyelim, mümkün değil. Tek başına kitap okuyarak ilerleyemiyorsun. O yüzden bir rehbere, bir mentöre, bir yol göstericiye ihtiyacın oluyor genellikle. Bir şoför öğretmenine ihtiyacın oluyor. O şoför öğretmeni sana ne zaman gaza basacağını, ne zaman frene basacağını, ne zaman sağa döneceğini, ne zaman sola döneceğini sana tarif ediyor. Sana araba sürmeyi öğretiyor. Biz de eğitimde aynı bu şekilde bize gelenlere yardımcı oluyoruz. Onlara eğitimlerle, seanslarımızla onlara çareyi gösteriyoruz. Onların kalbine, beynine çareleri doldurdukça çaresizlikten kurtuluyorlar ve nefes almaya başlıyorlar, bir rahatlıyorlar. Birden kapılar açılıyor. Hani iftahil babey Allah diye bir dua vardır belki bilirsiniz. Bab kapı demek, fetih, fetih kapıları. Fetih kapıları açılıyor. Hiç ummadığın yerden kapılar açılıyor. Ama çareyi koyarsan beynine, gönlüne, yoksa öbür türlü karamsarlıkla dolu bir bardak, bir kap seni ilerletmez, geriye götürür. Spiral diye bir şey var. Spirale, Almancası spirale. Ya yukarıya gidiyor o spiral ya aşağı iniyor. Bunun ilerisi, yukarısı kendini geliştirmek. Yukarı çıkarıyor seni. Kendini geliştirmediğin zaman, çaresizliklerle doldurduğun zaman kalbini, gönlünü, beynini aşağı doğru seni çekiyor, çekiyor, çekiyor. Boğulur gibi. Sanki okyanusta böyle simidi olmayan bir insan düşün. O okyanusun ortasında böyle telaşeye giriyor insan ve battıkça batıyor. Bazen nefes alıyor, tekrar batıyor. Dolayısıyla çareyi öğrenmen gerekiyor. Bu kadar. Açık ve net. Belki tek başına yapamazsın. Tek başına yapamadığın zaman bizimle ne yapabilirsin? İletişime girebilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda yardımcı olduk. Dolayısıyla bunun için bizimle iletişime girebilirsiniz. Eğer bizim programlarımıza katılmak istiyorsanız hemen bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Sonra bir ön görüşme yapıyoruz. Sizin ayak bağlarınız nelerdir, engelleriniz nelerdir beraber tespit ediyoruz. Sonra sizin yetenekleriniz nelerdir? Bunları tespit ediyoruz, bunları görüyoruz. İçindeki aslanı uyandırıyoruz. Ondan sonra biraz önce dediğim gibi o spiral sizi yukarıya çıkarıyor. Yani çareyi öğreniyor. Karanlıktan kurtulup aydınlığa doğru ilerliyorsunuz. Bunu şimdiden size söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla. Sen de şimdi karar ver. Ya yukarıya ya aşağı. Senin kararın. Karar verdikten sonra hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder, hoşça kal.